Bugün size helis dişli çarklar konusunu anlatacağım. Helis dişli çarklar. Birbirine yakın olan paralel, dik veya herhangi bir açıda çalışan millerde hareketi veya kuvveti bir milden diğer mile aktaran dişli çarklardır. Helis dişliler sağ ve sol helis olmak üzere ikiye ayrılır. Helisel dişlilerin çalışma pozisyonları, helis açıları ve yönleri. Bir mil eksenleri paralel çalışan dişliler. İki mil eksenleri dik çalışan dişliler. Üç mil eksenleri eğik herhangi konumda çalışan dişliler. Animasyonu görelim. Helis dişli çarklar. Helis yönleri, sol helis, sağ helis. Animasyonu görelim. Kullanıldığı yerler, helisel dişliler, tatlı ve sessiz çalışması gerektiği yerlerde kullanılır. Diş kavramaları yavaş olduğu için yüksek devirlerde gürültüsüz çalışır ve büyük kuvvetler iletebilir. Kuvvet nakli sırasında mil eksenine paralel olarak basınç meydana geldiğinden yataklamanın buna uygun yapılması gerekir. Animasyonu görelim. Mil eksenleri paralel helis dişli çarklar. Bu dişlilerde, dişli eğim açısı beta pratikte 20 dereceden fazla yapılmamalıdır. Dişlerin birbirini devamlı ve iyi kavraması nedeniyle yüksek devirlerde tatlı ve sessiz çalışırlar. Diş genişliği B, normal adım PN ve eğim açısı beta eşit olduğu halde helis yönleri terstir. Animasyonu görelim. Mileksenleri dikelis dişli çarklar. Dişler birbiri üzerinde yuvarlanarak ve sürtünerek çalıştıklarından fazla aşınırlar. Bu yüzden kuvvet naklinde uygun olmayıp hareket iletimi için kullanılırlar. Eğim açıları beta 1 ve beta 2 toplamı 90 derece olmalıdır. Bu durumda çevirme oranı 1 bölü 1 ve beta 1 artı beta 2 eşittir. 45 derecedir. En büyük verim bu açılarda elde edilir. Eğik açılarının farklı değerlerde olmaları nedeniyle, çevirme oranı i, birden farklı olur. Eksenleri dik dişlilerde helis yönleri aynıdır. Mil eksenleri eğik helis dişli çarklar. Çevre hızının fazla diş basıncının az olduğu yerlerde kullanılır. Helis dişli eğim açıları toplamı veya farkı eksenler açısına eşit olması gerekir. Eğim açıları aynı veya zıt yönde olabilir. Animasyonu görelim. Helis dişli çark elemanları. Bölüm dairesi çapı. Diş üstü çapı. Diş dibi çapı. Helis açısı. Ayar açısı veya eğim açısı. Alın adımı. Helis adımı. Normal adım. Diş genişliği. Animasyonu görelim. Helis dişli çark elemanları ve formülleri. Helis ayar açısı. Normal adım. Alın adımı. Bölüm dairesi çapı. Diş üstü çapı. Diş dibi çapı. Diş yüksekliği. Diş üstü yüksekliği. Diş dibi yüksekliği. Eksenler arası. Animasyonu görelim. Helis dişli çarkların montaj resimleri. Beraber çalışan iki helis dişlinin montaj resmi düz dişli çarklarınki gibidir. Helis dişlilerde farklı olarak helis yönünü belirten ince çizgilerden en az 3 tane çizilir. Dairesel görünüş. Normal görünüş. Yarım kesit tam kesit Helis dişli çarkların montaj resimleri. Şekilde eksenleri paralel ve eksenleri kesişen helis dişli çarkların montaj resimleri görelim. Helis dişli çark örneği. Normal modülü mn eşittir. 2 diş sayısı z eşittir. 70 helis açısı beta eşittir. 10 derece ve sol helis yönlü olduğuna göre, gerekli olan diğer elemanları hesaplayınız. Alın modülü, mt eşittir. mn bölü kosinüs beta eşittir. 2 bölü kosinüs 10 derece eşittir. 2 bölü 0,984 eşittir. 2,032 milimetre bölüm dairesi çapı, d eşittir. mt çarpı z eşittir. 2,032 çarpı 70 eşittir. 142,24 mm. Diş üstü çapı, da eşittir. d artı 2 çarpı mn eşittir. 142,24 artı 2 çarpı 2 eşittir. 146,24 mm. Dişlerin çalışma boşluğu, c eşittir. 0,167 çarpı mn eşittir. 0,167 çarpı 2 eşittir. 0,334 mm. Diş yüksekliği, H eşittir. 2 çarpı MN artı C eşittir. 2 çarpı 2 artı 0,334 eşittir. 4,334 mm. Helis adımı, PZ eşittir. Pi çarpı D çarpı tanyant 90 derece eksi beta eşittir. 3,14 çarpı 142,24 çarpı tanyant 80 derece eşittir. 2532,859 milimetre. İdeal diş sayısı, z eşittir. Z bölü kosinüs betanın küpü eşittir. 70 bölü kosinüs 10 derece küpü eşittir. 73. Diş genişliği, b eşittir. 10 çarpı mn eşittir. 10 çarpı 2 eşittir. 20 milimetre. Animasyonu görelim.